Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle V yaka yelek çalışması yapacağız. Biz bunu bebekler için uyguladık ama eğer isterseniz büyükler için de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Bugün biz sizlerle yeni doğan 0 ila 6 aylık bebeklere olacak şekilde bir V yaka bebek yeleği çalışacağız. Şimdi ipim merserize bir ip arkadaşlar, şu şekilde orta kalınlıkta ve 5 numarayla örüyorum. 5 numara şiş kullanıyorum. Baharlık kullanabileceğiniz bir ip. Merserize diye geçiyor ama markası yok arkadaşlar. Kiloluk bir ip bu. Şimdi arka parçanın sayısını vereyim ben size. Arkadaşlar ben arkaya 50 tane ilmekle başladım. Şöyle ölçü vermem gerekirse santim olarak toplamda 24 santim genişliği var. Koltuk altının uzunluğu, koltuk altı da 21 santim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde koltuk altı 21 santim. Şuradaki kol boyu da şöyle ölçüyorum. Kol boyu da 12 santim arkadaşlar. Şöyle 12 santim. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ön parçaların genişliğini de söyleyeyim. Şu şekilde ön parçamda 14 santim. Zaten 50 arka olduğu için 50 başlamıştık. Önü de arkanın yarısı 25 ve lastik ilmeklerimizi atıyoruz. Ne kadar lastik yaptıysak 2, 4, 6, 8 tane koymuşum ben. 25 artı 8 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yeleğimizi ben yakadan kesimler yaparak ördüm ve arkayı daha öncesindeki videolarımda anlattığım gibi dikiş kullanmadan tığ yardımıyla dönüşler yaparak bu işlemi uyguladım. Kol kesiminde herhangi bir kesim yok. Kolunu düşük kol yaptım. Bu kol için sadece buradan ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kesme işlemi yapmadan düz ilerliyoruz. Bu düşük kol olarak çalıştığım için bu şekilde yaptım. Ama dediğim gibi kanalımda bütün kol kesimleriyle ilgili videolarımı bulabilirsiniz. Eğer farklı bir kesim uygulamak isterseniz de kanalımdan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde arka parçayı ördüm. Şöyle şu şekilde kol boyunda ördüm. Yani buradaki verdiğim ölçülerde boyunu ördüm. Buraya 6 tane lastik taktım. 2, 4, 6, 8. 8 tane lastik taktım. Hiçbir şekilde burada kesme işlemi yok. Düz devam ettim arkadaşlar. Ve burada bıraktım örgümü. Daha sonra şu şekilde 2 tane ön parça başladım. Bunu da aynı şekilde istenilen uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi bu kolu nasıl koyduğumu size burada göstereceğim. Şimdi bu kolu yapmak için ilk önce hem aynı zamanda kolla birlikte bu ön V yakamızı da uyguluyoruz. Ben şöyle 2 tane önü aynı anda başladım arkadaşlar. Kesimlerde şaşırmamak için siz de bu şekilde uygulayabilirsiniz. 2 tane ön başlıyorum. Hemen yan yana lastikler gelecek şekilde buraya da lastik ilmeklerimi hazırlıyorum. Şimdi buraya kadar siz de ördüyseniz eğer şuradan kolunu koyarak işlemimize başlayalım. Şimdi buradan ben 5 numara şişle işime devam ediyorum. Buradan 8 tane şöyle ilmek çıkararak örgüme başlıyorum. 2 3 4 şöyle
4 5 6 7 ve 8. Şu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. 2 4 6 8. 8 tane ilmeğimi çıkarttım. Şu en sondaki ilmeğim ters gelecek şekilde örgüme başlıyorum ve şuradan sayıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Tersle başlıyorum arkadaşlar. Bu ilk ilmeğimi örmüyorum. İlk ilmeğimi örmeden devam ediyorum. Bir ters, bir düz olarak devam ediyorum örgüme şu şekilde. Bir ters, bir düz örüyorum arkadaşlar. İki, dört, altı, yedi, iki, dört, altı, yedi, şu şekilde, bu şekilde lastiklerimi koyuyorum. Arkadaşlar buradaki ilmeklerimi düz bir şekilde örerek lastik ilmeğime kadar ilerliyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın arkadaşlar, lastiğime kadar geldim. Şimdi burada kesme işlemimi yapıyorum. Şuradaki düz ilmeğimle beraber şu ilmeğimi yer değiştiriyorum. Şu şekilde üzerine atıyorum ve bir tane kesme yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Daha sonra lastiklerimi örüyorum. İliğimizi de koyuyoruz buraya. Bir tane de ilik açacağız. Tam ilik yeri, dönme yeri şurada. Bakın arkadaşlar, en son açmışım. Şurada, burada ve bir tane de burada açarsak yeterli olur. Şimdi ilik açmak için de şöyle bir tane doluyorum şişimin başına ve şöyle şu düz ilmeğimin yeri bozulmaması için yerini değiştiriyorum. İkisini beraber örüyorum. Şu şekilde iliğimizi açmış oluyoruz. Bu diğer ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi bakın, bu tarafı ördüm. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafta da yine aynı işlemi yapıyorum. Bir ters, bir düz lastiğimi örüyorum. Şöyle arkadaşlar, şu düz ilmeğime geldiğim zaman şunun ikisini beraber alıyorum. Burada yer değiştirme işlemi yapmıyorum. Çünkü bu kendisi bu tarafa yatıyor. Bu sağ yatmadığı için bu ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Şimdi bu ilmeklerimi sıranın sonuna kadar örüyoruz. Arkadaşlar bu kolda dediğim gibi herhangi bir kesme işlemimiz yok. Bu şekilde düz örüyorum. Herhangi bir kesme işlemi uygulamadığım için şu şekilde düz bir şekilde örüyorum. Herhangi bir kesme yok. Düşük kol yapıyoruz. Sadece lastiğimizi düz örüyoruz. Yine arkadaşlar bu örgümüzün tersi. Örgümüzün tersinde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıranın sonuna kadar örüp geliyoruz. Arkadaşlar kolumuzda yine dediğim gibi herhangi bir işlem yapmadan düz örüyorum. Ön bantlarıma kadar örüyorum bu şekilde. Şimdi ön bantıma geldim. Yine şuradaki düz lastik ilmeğimle beraber şu şekilde yerleri değiştiriyorum.
ve ikisini beraber alıyorum. Kesimimi yapmış oluyorum arkadaşlar. Burayı da örüyorum ve diğer yakaya geçiyorum. Söylediğim gibi iki tane önü birlikte ilerletiyoruz. Şu şekilde lastiklerimi örüyorum. Buraya geldiğim zaman yine buradaki ilmeğimle beden ilmeğimi birlikte alıyorum. Şu şekilde kesmelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şurada da burası sağa doğru yatacak. Burası da sola doğru yatacak ve şuradaki kesme işlemimizi takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bu omuzundaki yeterli ilmek kalana kadar bu kesme işlemimize devam ediyoruz. Arkadaşlar arka yüzden ördüm ve geri döndüm. Yine buraya geldim. Lastik ilmeğimden yine bir ilmeğimle beden ilmeğimden bir ilmeğimi yer değiştirerek ikisini beraber alıyorum. Şu şekilde kesimimi yapıyorum. Yine aynı şekilde diğer önümüzde de yapıyoruz. Yani ikisini de ön yüzden kesiyorum. Kesme işlemini ikisini de aynı yüzden yapıyorum. Şimdi burada da yine şu şekilde örüyorum lastiklerimi. Ve buradaki ilmeğimi beraber alarak sola doğru kesimimi yapıyorum. Burası sola doğru, burası da sağa doğru kesilerek bitecek arkadaşlar. Bu omuzunda 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani şurada lastikle beraber kol lastiğimizle beraber 16 tane ilmek kalana kadar kesim yapacağız. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buraya işaretleyicimle işaret koyuyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle anlamanız açısından. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ilmeğim kalıyor. Bu 10 tane ilmeğimi arka yüzden hiçbir şekilde kesim yapmadan geliyorum. Ön yüze döndüğüm zaman kesimlerimi yapıyorum. Arka yüzde yine kesim yapmadan geri dönüyorum. Ön yüzde kesiyorum. Bu şekilde buradaki 10 tane ilmek bitene kadar bu kesimlerimizi devam edelim. Arkadaşlar burada 16 ilmek olana kadar ben bütün kesimlerimi yaptım burada. Bakın önündeki V yaka oluştu. Gördüğünüz gibi bu tarafı sağa doğru kestik. Bu tarafı da şu şekilde sola doğru kesim yaparak önümüzün V yakasını oluşturduk. Omuzda da 16 tane ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde ördüğünüzde sizin için kolaylık olur. İkisini aynı anda örerseniz sıraları şaşırmazsınız arkadaşlar. İsterseniz ayrı ayrı da örebilirsiniz. Şimdi burada 16 tane ilmeğim kaldığı için lastik hariç şurada 16 tane ilmeğim kaldı. Bunu arka kol boyu olana kadar hiçbir şekilde şu kol boyumuz. Şimdi bizim kolumuz şöyle oldu. Yani bu kadar daha ördükten sonra burada kesimlerimiz bitiyor. Kesimlerimizi yapmıyoruz. Burada bu kol boyu olana kadar düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örelim. Ben ön parçaları bitirdim. Kesimlerimden sonra düz kol boyuna gelene kadar düz örgümü de ördüm şu şekilde. Şimdi bu arka parçamızı 16 tane bu omzumuzda ilmeğimiz vardı. Buradan 16 tane sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buraya
işaretimi koyuyorum ve diğer omuzdan da 16 tane ilmeğimi sayarak oraya da işaretimi koyuyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 da buraya işaretimi koyuyorum. Şimdi bu arada kalan ilmeklerimiz bunu bu arka kısımda kullanmak üzere ayırıyoruz. Omuzlardaki 16 tane ilmeğimizi ilk başta şu arka parçamızı elimize alarak omuzda dönüşler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan başlayarak işaretlediğim yere kadar örüyorum. Bu şekilde işaretlediğim yere kadar geliyorum. On altı tane ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Tekrar bu omuzumuzun şöyle 16 8 8 ayırdığımızda şuraya gelene kadar örüp geri dönüyorum. İlmek sayım az olduğu için bir tane dönmem yeterli olacak. Şimdi 8 tane ilmeğimi örüyorum. İki, dört, altı, sekiz. Geri dönüyorum. Tekrardan yine işaretlediğim yere kadar örüyorum. Bu işlemi yapmamın amacı omuzun eğimini verebilmek için arkadaşlar. Omuzdaki eğimi yakalayabilmek için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi bir daha dönüyorum. Ve burada bütün ilmeklerimi sıra başına kadar örüyorum. Şu şekilde örerek ilerliyorum. Şurada arkadaşlar şu aşağıdaki ilmeğimi alıp buraya takıyorum. İkisini beraber örüyorum ve buradaki delik oluşumunu engelliyorum. Şu şekilde bakın. Şimdi yine buraya geliyorum ve örgümü bitiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde sıranın omuzumuzun bir tanesini yapıyoruz. Daha sonra öndeki parçayı yapıyoruz aynı şekilde. Ön parçayı yapıyorum. Bunu sıra başına kadar örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıranın başına kadar örüyorum. Şimdi dönüyorum. Ve arkadaşlar burada lastik ilmeğim hariç lastik ilmeğimi örüyorum. Ve burada geri kalan 16 tane ilmeğimi ikiye bölüyorum. 8 tanesini örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar dönüyorum. Ve bu ilmeklerimi sıra başına kadar örüyorum. Yine tekrar dönüyorum. Sıramın sonuna kadar burayı da örüyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Buraya geldiğim zaman yine bu ilmeğimi alıp
üstünden atlatıp ikisini beraber örüyorum. Daha sonra devam ediyorum. Burada dediğim gibi o işlemi omuzda bir delik oluşumunu engellemek için yapıyoruz. Ve bu omuzu da bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet, bakın şu şekilde bitirdim. Şimdi burada bu omuzun ikisini birleştiriyorum. Şöyle, bura iğ yüzü, burada iğ yüzü. İğ yüzlerini birbirine tutarak şu şekilde karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum omuzumu. Şu şekilde arkadaşlar tutuyoruz ve birleştiriyoruz. Şöyle iki tane şişimizi karşılıklı tutuyorum. Bir tane önden, bir tane de arkadan olmak üzere ikisini beraber alıyorum ve çıkartıyorum. Tekrar yine ikisini şu şekilde birlikte alıyorum ve arkadaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Önce önden, sonra arkadan ilmeklerimi çıkartıyorum ve ilmek kaydırmayla arkasındaki ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle bu şekilde omuzun tamamını dikerek birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde, bakın. Burada çok fazla sıkmayın. Omuzda çekme yapabilir. İpin genişliğini güzel bırakın. Şöyle sıkı olmasın. Şöyle arkadaşlar. Biraz ilmeğimizi geniş tutun. Bütün ilmekler bitene kadar bu işlemi yapacağız. Omuzdaki ilmeklerin tamamı 16 tane. İlmeğimiz karşılıklı birleşene kadar bu işlemi yapmaya devam ediyoruz. Şu şekilde. Şunu da alıyorum ve bitiriyorum. Şöyle bakın, omuzda düzgün bir hat oluşuyor. Burada 2, 4, 6, 7. 7 tane lastik ilmeğimin şöyle bir tanesinin içinden bunu geçirerek lastiğimin ilmeklerini tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, şurada yukarıya doğru bir yükseklik oluştu. Buraya da ilmek takarak bu arka ilmeklerime o ilmekleri dahil ediyorum. Şu şekilde buradan ilmek alıyorum. Şöyle şişime takıyorum. Yine şuradan ilmeğimi alıyorum. Bunu da şişime takıyorum. Şöyle ve örmeye bu arkadaki ilmeklerimi örerek diğer başa kadar arkadan arka parçanın diğer başındaki omuz işlemlerine kadar geliyorum. Şu şekilde arkadaşlar örerek ilerleyelim. Buraya kadar geleceğiz. Omuzun tamamını bitirene kadar.
Evet. Ve işareti koyduğum yere geldim. Bu işaretimi yine alıyorum şişime. Şu omuzu yarıya kadar örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi geri dönüyorum. Bu ilmeklerimi yine örüyorum işaretime kadar. Ve burada yine sıranın sonuna kadar dönüyorum. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Burada yine buradaki ilmeğimi üstünden alıp ikisini beraber örüyorum. Burada azaltma falan yok arkadaşlar. Sadece ilmeğin altındaki ilmeği tekrar takıp ikisini beraber örüyorum ve şöyle buradaki delik oluşumunu engellemiş oluyorum. Şimdi burada sıranın başına kadar ördüm ve bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu işlemde burada bekletiyorum. Şimdi diğer ön parçayı örüyorum. Bakın arkadaşlar, omuzumuz çok muntazam oldu. Buradaki ilmekleri de topladık. Şimdi buradaki kalan fazla ipimizi de kesiyorum. Şu şekilde keselim bunu da. Ve bunu tığımızın yardımıyla içeriye alalım. Bu şekilde içeriye alıyorum. Ve içeride bu ilmeği kaybediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bitiyor. Bakın şöyle. Şimdi bu parçayı önü birleştirdim. Buraya kadar ördüm. Şu omuzda da dönüşlerimi yaptım ve diğer ön parçama geçiyorum. Bu ön parçamda da yine aynı şekilde omuzdaki dönmelerimi yapıyorum. Direkt dönmeden de birleştirebilirsiniz ama o zaman omuzda kalkmalar olur. Güzel bir görüntünüz olmaz. Şimdi buradaki ilmeği lastik haricinde 8 tanesini örüyorum. 2 4 5 6 7 ve 8. Geri dönüyorum. Tekrar ilmeklerimi sıra başına kadar örüyorum. Tekrar yine dönüyorum. Bunu da sıra başına kadar örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmekleri örüp bitiriyorum sıra başına kadar. Burada yine bu ilmeğimi alıyorum ve bunun üzerine atıyorum. Bu şekilde ikisini beraber örüyorum ve buradaki görüntü delik olmasını engelliyor. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Şöyle kavisimizi verdik. Şimdi arkadaşlar arka parçayı alıyorum. Bakın şöyle. Bunu da şu şekilde tutuyorum. Şöyle aynı dikecekmişim gibi şu şekilde tutuyorum. Ve bu ilmekleri de yine tığım yardımıyla karşılıklı birleştirerek örgümü omuzlarını birleştirmiş oluyorum.
ilmek kaydırma. Yani önce şu ilmeği, sonra da arkadaki ilmeği alıyorum, beraber örüyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şöyle alın şu şekilde. Arkadakine alıyorum. Birlikte örüyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri bitene kadar topluyorum arkadaşlar. Bu şekilde birleştiriyorum bütün ilmekler bitene kadar. Arkadaşlar bütün ilmekler bitene kadar birleştirdim. Bu lastikteki ilmeklerim duruyor. Ve diğer omuzda yaptığım gibi aynı burada da şu yukarıya doğru oluşan ilmeklerimi şişime takarak şu şekilde buradan yukarıya doğru çıkıyorum. İki tane ilmeğimi takıyorum. Şu şekilde arkadaşlar, şunu da takıyorum ve şu şekilde ilmeklerim tamamlanmış oluyor. Şöyle. Şimdi burada işlemimize başlayacağız. Şu arka yakayı ve lastiği buraya toplayarak montajını yapacağız. Şuradaki çalışmayı uygulayacağım arkadaşlar. Şu çalışmayı yapacağız şimdi sizinle. Omuzlarımızı bu şekilde birleştirdim. Yine buradaki ipimizi de kesiyorum. Buraya bunu da sıkıştırıyorum, sabitliyorum arkadaşlar. İlmekleriniz omuz başında kalacak şekilde işimizi bitiriyoruz. Bu şekilde toplama işlemlerini ihmal etmeyin. Daha temiz bir örgünüz olur. Şimdi bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi şuradaki tekniği öğrenelim. Şimdi ben bunu sıra başına kadar örerek geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde örerek ilerliyorum. Şöyle sıra sonuna kadar geleceğim. Arkadaşlar bakın buraya kadar geldim. Şurada lastik ilmeğimde şuradan alttan alıyorum. Şunu da geri takıp ikisini beraber örüyorum. Buradaki bu geniş görüntüyü de ortadan kaldırmış oluyorum. Lastiklerimi örüyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi burada gidiş gelişler yaparak buradaki bütün ilmekleri diğer lastiğime kadar şöyle şöyle arkadaşlar bakın şurası bizim şimdi döneceğimiz yer. Bunu gidiş geliş yaparak buraya kadar geliyorum. Şimdi şu lastiklerimizi örelim. Şurada 1 2 3 şunları toplayalım. 4 5 6 2 4 6 bu 7. ile beden ilmeğini beraber örüyorum arkadaşlar. Şu şekilde ikisini birlikte alıyorum ve tekrar geri dönüyorum. Yine bu lastiklerimi örmeye devam ediyorum. Yine dönüyorum. Hep dönerek örüyoruz. Hiç ileriye gitmiyoruz. Düz sadece lastiklerde dönüşler yaparak örüyoruz.
Yine 7 tanesini 2 4 6 2 4 6 tanesini örüyorum. Bu 7. lastik ilmeğimle beden ilmeklerimi beraber alıyorum. Biraz önce şöyle ikisini almıştım arkadaşlar. Bu defa üçünü beraber alıyorum. Şu şekilde 3 tanesini birlikte topluyorum. Bir defasında 2 tane alıyorum. Bir defasında 3 tane beraber alıyorum. Çünkü burada yeteri kadar ilmeğim var. Eğer hepsini bir bir toplarsam bu arka lastik çok geniş olur. Bu şekilde 1 2 1 3 şeklinde toplarsak normal genişlikte bir lastik olur. Siz kendi örgünüzün görünüşüne göre ayarlayabilirsiniz. Arkayı çok açık, geniş istiyorsanız tek tek de toplayarak ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben 1 2 1 3 şeklinde toplamaya devam ediyorum. Biraz önce 3 toplamıştım. Şimdi ikisini beraber topluyorum. Yine tekrar dönüyorum. Şu şekilde örgüme devam ediyorum. Yine dönüyorum. Lastiğimi örerek ilerliyorum. Ve buradaki lastik ilmeğimle beden ilmeğimi beraber alıyorum. Şimdi de 3 tanesini beraber topluyorum. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın. Yavaş yavaş dönmeye başladı. Buradaki ilmeklerimin tamamı şu lastiğime gelene kadar topluyorum arkadaşlar. Gidiş geliş yaparak 1 2 1 3 şeklinde burayı toplayarak bitirelim. Arkadaşlar bakın sırttaki ilmeklerimi tamamen gidiş gelişler yaparak topladım. Şimdi burada şöyle bakın şöyle lastik ilmeği. Şimdi burada 2 4 6 7 2 4 6 7 şu bir tane ilmeğimi de topluyorum. Karşılıklı lastik ilmeklerimi daha sonra birleştireceğim. Şöyle en son kalan bir tane ilmeğim vardı. Şöyle onun ikisini de alıyorum ve 2 4 6 7 tane burada. 2 4 2 4 6 7 tane de burada arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ön yüzü birbirine bakacak şekilde bunları da şu şekilde tutuyorum şişlerimi. Şöyle tutuyorum. Yani ön yüzü içeride kalacak. Şöyle dikecekmişim gibi yine aynı bunları da tutuyorum. Şu şeyi şöyle yapıyorum bakın şöyle şimdi de ilmeklerimi tığ yardımıyla toplayacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan alıyorum ve diğerinden alarak içinden çıkartıyorum. Yine öndeki ve arkadaki ilmekleri birlikte örüyorum ilmek kaydırma. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Burada lastik ilmeklerimi karşılıklı birleştiriyorum. Ve yaka işleminde hiç dikiş kullanmadan kapatmış oluyoruz. Şöyle burayı da kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu ipimi daha sonra buradaki ilmeklerin arasından kaydırarak temizliyorum arkadaşlar.
Pin merseriz olduğu için çok fazla takılıyor şişe. Şöyle şurada ilmeğimi sıkıştırıyorum, ipimi ve işimi bitiriyorum burada. Fazla ipimizi kesiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, şu şekilde karşılıklı birleştirmiş oluyorum. Yeleğimiz bitti. Şöyle bakalım. Şuradaki omuzdaki ve şu omuzdaki şu dönüş işlemlerimiz şuradaki eğimi bize kazandırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeleğimizi şu omuzundaki, bakın şöyle eğim bize dönüş işlemlerinin verdiği sonuç. Şimdi bakın yakamız da gayet güzel açıldı şu şekilde V yakamız. Arka ilmeğimizde hiçbir şekilde dikiş yok. Şöyle hiçbir rahatsızlık vermeyecek şekilde yaptık. Ve bu yeleğimizi de bitirdik arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah diğer videolarda beraber olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın arkadaşlar.